Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşme sonrası Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya ile Suriye başta olmak üzere hemen hemen tüm konularda fikir birliği olduğunu vurguladı. İdlib'de mutabakatlara bağlı olarak diplomasi trafiğini artıracaklarını belirtti. Suriye'de Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de özellikle liderler düzeyinde telefon diplomasiyle dışişleri ve savunma bakanlarımızın istihbarat örgütlerimizin ortak çalışmalarıyla mutabakatımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Zirvede Suriye konusu görüşülürken masaya mülteciler konusu da geldi. Erdoğan, Putin'le göç konusuna kalıcı çözüm için çalışacaklarını söyledi. Sayın Putin ile ayrıntıların ötesine geçip bu meseleye kalıcı, nihai ve sürdürülebilir bir çözüm bulma vaktinin geldiğini konuştuk. Erdoğan, Rusya ile savunma sanayi ve askeri konularda ortak adımlar atılacağını belirtti. S-400'lerden geri dönüşün söz konusu olmadığını vurguladı. S-400 konusunda geri adım atmamız söz konusu değil. Sayın Putin ile bunları daha ileri boyutlara nasıl taşıyacağımızı görüştük. Uçak motorları konusunda aynı adım atacağız. Gemi inşasında da yine beraber birçok adım atabiliriz. Denizaltılara varıncaya kadar burada da yine Rusya ile müşterek adımlarımız olacaktır. Çalışacağız, durmak yok, yola devam. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi zirvesi sonrası Amerika'ya bir kez daha Suriye uyarısı yaptı. Amerika Suriye'den çıkmalıdır dedi. F-35'lerle ilgili de Amerika'ya iki seçenek sundu. ABD'nin bizim mücadele verdiğimiz terör örgütleriyle iç iç olması, beraber olması konumunu zaten ifade etmektedir. Er veya geç Amerika Suriye'den çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı. F-35'ler konusunda da 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Bu ne olacak? Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler. Rusya'yla 100 milyar dolar ticaret hacmi hedeflendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Türk Akım, Akkuyu Nükleer Santrali ve uzay çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türk Akım ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali projelerine ilişkin durumu değerlendirdik. Tabii bizim 3 nükleer santral yapma hedefimiz var. Sayın Putin'le bu iki nükleer santrali de sizinle birlikte yapabilir miyiz diye de görüştük. Bu konuyla ilgili çalışalım dediler. Erdoğan Putin zirvesinde Afganistan ve Karabağ konuları da gündeme geldi. Erdoğan, Afganistan'da Taliban'la görüşme konusunda ön yargı içinde değiliz ifadesini kullandı. Taliban'ın bizle uyumlu bir çalışma içerisine girmesi halinde bizim Taliban'la görüşmemek gibi bir ön yargımız yoktur. Yönetimle de uyum olması halinde biz her türlü görüşmeyi yapabiliriz. Kapımız açıktır. Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlamada şu an itibariyle yokuz ama ileride olabilir. Soçi zirvesinde Karabağ ve Kafkaslarda bölgesel güç birliği konuları da gündeme geldi. Bölge ülkeleri için önerdiğim altılı platform konusunda Putin her an hazır. Zengezur koridoru bütün bölge için önemli bir imkan olacak. Burada hayata geçecek kara ve demiryolu hatları tüm bölge ülkeleri için ticari ve ekonomik fırsatlar getirecek. Azerbaycan bu koridor için geniş çaplı çalışmalar yürütüyor. Tabii Ermenistan tarafının da yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor.